Lux, abi Garen'le birlikte Demacia'nın yüksek gümüş göl şehrinde büyüdü. İki kardeş, nesillerdir Demacia krallarını korumuş olan saygın Crown Guard ailesine mensuptu. Büyük babaları Fırtına Dişi Savaşı'nda kralın hayatını kurtarmış, halaları Tianna ise Lux'ın doğumundan önce seçkin Yılmaz Öncüler alayının komutanlığına getirilmişti. Garen, ailesinin geleneksel rolünü coşkuyla benimsemiş, çocuk yaşta orduya katılmıştı. Onun yokluğunda Lux'ın, ailesinin çok sayıdaki mülkünün yönetimine yardım etmesi bekleniyordu. Lux, bu görevden küçüklüğünde bile hoşlanmazdı. Dünyayı gezmek, Demacia surlarının ve sınırlarının dışında neler olduğunu görmek istiyordu. Garen'e çok hayrandı ama ağabeyinin kendi isteklerini bir kenara bırakmak zorunda olması konusunda diretmesine çok kızıyordu. Lux, kendisine öğretilen her şeyi sorguluyor, olaylara farklı açılardan bakıyor, öğretmenlerinin verebileceğinin çok ötesinde bilgiler almak istiyordu. Öğretmenlerinin amacı onu ömür boyu Crown Guard ailesine hizmet etmeye hazırlamak olduğu için doğrusu çok bunalıyorlardı. Ama Lux'ın yaşam sevinci öylesine büyük, iyimserliği öylesine etkileyiciydi ki hiçbiri ona uzun süre kızamıyordu. Fakat hiçbiri değişimin yaklaştığının farkında değildi. Sihir bir zamanlar Runeterra'yı yok olmanın eşiğine getirmişti. Demacia bu tür güçlerin yasaklandığı bir ülke olarak kurulmuştu. Krallığın masallarından çoğu büyünün cazibesine yenik düşüp kötülükle kararan temiz kalplerden bahsederdi. Hatta Lux Lagaren'in amcası daha birkaç yıl önce asi bir büyücü tarafından öldürülmüştü. Ve şimdi Uludağların öte yanından gelen korku dolu fısıltılar ve söylentiler sihrin bir kere daha güç kazanmaya başladığını anlatıyordu. Lux'un kaderi bir gece at sırtında eve giderken değişti. Açlıktan gözü dönmüş bir kılıç dişli kurt sürüsü ona ve atına saldırdı. O korku ve çaresizlik dolu anda küçük kızın içinden büyülü bir ışık seli fışkırıp hayvanları kaçırdı. Ama Lux hala korkudan titriyordu. Demacia efsanelerinde en kötü anılan şey olan büyü, Lux'ın Crown Guard kanı kadar ayrılmaz bir parçasıydı. Korku ve kuşku yüreğini kemirmeye başladı. Kötü birine mi dönüşecekti? Hapse atılması ya da sürgün edilmesi gereken bir canavar mıydı? Güçlerinin varlığı anlaşılırsa, hiçbir şey olmasa bile Crown Guard adına silinmez bir leke sürülürdü. Garen, yüksek gümüş gölde gitgide daha az kalmaya başlayınca Lux kendisini ailesinin malikanesinin salonlarında tek başına buluverdi. Ama zaman içinde büyü gücünü daha iyi tanımaya başladı. Ve yumruklarını sıkıp içindeki ışığın sönmesini dileyerek geçirdiği uykusuz geceler gitgide azaldı. Gizli gizli deneyler yapmaya koyuldu. Malikanenin bahçelerinde güneş ışıklarıyla oynuyor, onları katı hale getiriyor, hatta avucunun içinde ışıktan minik figürler yapıyordu. Bunu olabildiğince gizli tutmaya kararlıydı. Lux, 16 yaşına geldiğinde babası Peter ve annesi Ogata ile birlikte ailesinin büyük Demacia şehrindeki resmi konutuna gitti. Garen'in Yılmaz Öncülerin şerefli saflarına katılmasına tanıklık edeceklerdi. Şehir Lux'un gözlerini kamaştırdı. Krallığın asil idealleri için dikilmiş bir anıt gibiydi. Her yurttaş korunuyor, hepsine yardım ediliyordu. Lux, hastalara ve yoksullara yardım eden Işık Getirenler adlı dinsel hayır kurumunun varlığını da orada öğrendi. Ailesinin saraydaki görevleri sırasında bu kurumdan Kahina adlı bir şövalye ile samimiyet kurdu. Kahina, Lux'a savaşçılara özgü beceriler de aktardı ve Crown Guard malikanesinin bahçesinde onunla antrenman yaptı. Lux, başkentte daha çok vakit geçirdikçe sonunda dünyanın geri kalanı, çeşitliliği ve tarihi hakkında daha çok bilgi edinmeye başladı. Artık Demacia'daki hayatın, yaşamanın tek yolu olmadığını anlıyor ve ülkesini sevmekle beraber Demacia'nın biraz daha adil ve belki de kendisi gibi büyücülerin biraz daha hoş karşılandığı bir yer olması gerektiğini açık görüşlülüğü sayesinde kabul edebiliyor.